Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu tuhaf oyuna devam edeceğiz. Niye her gelişine bu tuhaf oyun diyorum bilmiyorum ama öyle diyesim geliyor. Bu arada oyun sesi biraz fazla sanki. Hafif bir kısalım. Şu iyi. Ya da şöyle. Evet. Dediğim her zaman yaptığım uyarıyı da yapayım. Bu oyun 13 yaş üzeridir. Ki eminim 13 yaşın altındaki kişiler de katılacak ama ben uyarımı yapayım yine. Evet, çok uzatmadan başlayalım. Geçen bölüm 3 kız birbirine dalmıştı. Evet, burada kalmıştık en son. Buna inanamıyorum. Yuri pazar günü evime mi gelecek? Evet, o yüzden odayı toplamam. Bunu Sayrı'yla yapmayı tercih ederdim ama yine de kaygım tavan yapıyor. Onun tavırlarına alıştım artık. Ama okul dışında neler olacağını kim bilir? Doğru. Bana bunun için sabırsızlandığını bile söyledi. Başımı sallıyorum. Neden Sayrı bunu öğrenecek diye endişeleniyorum. Ben biliyorum. Birimiz hakkında öyle düşünüyor değiliz ne de olsa. O bir yana Monika'nın da dediği gibi bunu kulüp için yapıyoruz. O da var. Endişelenmem için hiçbir sebep yok. Olayları akışına bırakırsam iyi vakit geçiririm herhalde. Şiir yazacağız mı yine? Pazar günü gel. Dur lan, daha az önce cumadaydık. Neyse. Yuri'nin ziyareti beni inanılmaz derecede geriyordu. Kendime gerilmeye gerek olmadığını söylesem de pek bir yardımı dokunmuyor. Yuri genel olarak içine kapanık ama bir o kadar da samimi biri. Baş başayken biraz açılacağına şüphe yok. Bu sırada aralıklarla mesajlaşıyorduk. İlk başta son derece endişeliydi ama çok geçmedi onun hakkında daha fazla şey öğrenmiştim. Ne ara oldu oğlum, biz de görelim bir şeyler. Ama Yuri bir kenara. Geçen gün kulüp odasının erken çıktığı günden beri Sayır'dan haber almadım. Birbirimize durmadan mesajlaştığımız falan yok ama onun hakkında endişeliydim. Sayuri'nin ve Monika'nın dediklerini düşünüyorum da. Bana ihtiyaç duyabileceği bir zamanda Sayuri'nin duygularını bir kenara koymak doğru bir şey mi? Değil. Yuri gelmeden önce Sayuri'yi ziyaret etmeye karar veriyorum. Ona gelebilir miyim diye sormaktansa eskiden yaptığımız gibi ona sana geliyorum yazıyorum. Sayuri'nin evine vardığımda içeri girmeden önce kapıyı çalıyorum. Eskiden o kadar çok birbirimize oynardık ki aynı aileden misiniz gibi birbirimizin evine girmeyi alışkanlık haline getirdim. Maşallah. Ev sessiz. Sayır zemin katının hiçbir yerinde değildi. O yüzden odasında olduğunu düşünüyorum. Aşağı koşup beni karşılamaması başlı başına garip zaten. Yatak odasında ne oluyor oğlum? Yer yer karanlık. Yatak odasına çıkıp sonunda onu orada buluyorum. Ha, güzel odası. Biraz dağınık ama. Sayuri. Merhaba Yursanktus. Odasına girip oturuyorum. Şimdi Sayuri'yi şöyle görünce bir tuhafıma gitti. Sayır gülümsemeye çalışıyor ama bir şeylerin farklı olduğu bariz ortada. Aramızda bir dakikalık sessizlik oluyor. Uzun süredir evime böyle gelmiyordun değil mi? He, çat kapı geldim. Aa, sanırım haklısın. Uzun zaman oldu. Çok fazla şey değişmemiş değil mi? Evet, hala dağınık diyecek herhalde. Dedi. Sayır'ın odası her zamanki gibi dağınık demişti ya bir önceki bölümlerden birinde sürekli odan dağınık diye. Yıllardır değiştirmediği peluş hayvanları şunları. Şu çaka benziyor lan şey Angry Birds'teki. Peluş hayvanları ve duvar dekorasyonlarını da tanıyorum. İhihi. Daha sık uğrasaydın bu kadar dağınık. Sanki her şeyi ben yapıyoruz. Biz yapıyoruz. Çünkü odanı hep ben temizliyordum. Nereden Este geldi bugün? Yuri ile buluşmayacak. Sen nereden biliyorsun? Evet de bir dakika, sen nereden biliyorsun? Sayır biz bunu kararlaştırmadan önce kulüp odasını terk etmişti zaten. Ha, Monika söylemiş. Beni festival hazırlıkları konusunda bilgilendirmesi normal değil mi? Normal. Aa, doğru. Peki ya sen? Bugün Monika'ya yardım etmen gerekmiyor muydu? Elbette ama ona internetten yardım. İnternet yardımı nasıl oluyor? Buluşmaya falan karar vermedik. Ha, yani sadece Yuri ile ben buluşuyoruz. Aynen. Aramızda bir süre daha sessizlik oluyor. Tek salak biziz. Sayır gelişi güzel bir yöne doğru bakıyor. Biraz üzgün bu. Bu aralar bir şey oldu buna. Şu an hiç kendisi gibi davranmıyor. Sadece geliyorum. Sadece nasıl olduğunu görmek istedim. Cuma günü öyle çekip gittin. Bir sorunun olduğundan benden saklayamazsın. Seni çok iyi tanıyorum. O yüzden Sayır'ı gülümseyip başını sallıyor. Böyle olmaz mı sen? Dur, ha? Neden her şey eskisi gibi olamıyor ki? Hepsi benim suçum. Bu kadar zayıf düşüp hislerimi belli etmeseydim, o aptal hatayı yapmasaydım, benim hakkımda endişelenmezdin bile. Buraya gelmezdin. Şu an beni düşünüyor olmazdın. Ama bu benim cezam, öyle değil mi? Kafayı yedi bu bence, çaktırmayın da. Bu kadar bencil olduğum için cezalandırılıyorum. Sanırım bu yüzden evren senin bugün evime uğramana karar verdi. Bir tımarhaneye falan
Evren bana işkence etmek istiyor. Tabii. He de geç acı. Sayori. Sayori omuzlarından tutuyorum. Neler diyorsun sen? Kafayı mı? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sana bir şey olduğunu biliyorum. Böyle davranıyor olmanın başka açıklaması yok. Anlat bana artık. Sorunun ne olduğunu öğrenemezsen kafayı yerim. Yemiş bu zaten kafayı. Boş ver. Çok komik. Sayori bana boş bir gülümsemeyle karşılık veriyor. Beni gerçekten zor duruma sokuyorsun Hirsantus. Ama yanılıyorsun. Bana hiçbir şey olmadı. Ben hep böyleydim. Sadece sen bunu yeni yeni görüyorsun. Neyi görüyorum? Ne diyor? Neden bahsediyorsun Sayori? İyi. Bana illa söyleteceksin değil mi Hirsantus? Neyi lan? Ne diyorsun oğlum? Manyak mısın? Sanırım bu sefer başka seçeneğim yok. İşin aslı şu ki bütün hayatım boyunca ağır depresyon içindeydi. Oha, cidden mi? Bir dakika, cidden mi? Bence hiç depresyonda değilsin. Depresyonda dediğim böyle sürekli güler mi lan? Manyak gibi. What? Nasıl oluyor hocam? Depresyon. Bunu biliyor muydun? Bilmiyordum. Neden her gün okula geç kal... Depresyondan trip mi atıyordun? Neden? Ben şu an şok. Sizde beyim. Çok komik. Çünkü çoğu zaman yataktan çıkacak bir sebep bile bulam. Her güne lanet dileyerek başlıyorum diyor herhalde. Ne kadar değersiz olduğu tamamen anladıktan sonra bir şey yapmanın ne anlamı var? Neden okula gideyim? Seni bir hastaneye götürmek lazım Sayori. Sen depresyondasın. Psikoloğa falan götürek. Neden arkadaş edineyim? Neden insanların enerjilerini ve ilgilerini boşu boşuna bana harcadayım ki? Sen niye depresyona girdin? Onu söyle sonra hallederiz gerisini. Şiirlerde bazen hatırlıyorum. Şiirlerde şey depresyon kelimesi çıkıyordu. Acaba onu seçtiğim zaman Sayuri mi çıkıyor? Merak ettim. Böyle hissediyorum. Bu yüzden herkesi mutlu etmek istiyorum. Başkalarını endişelendirmeden. Bizim karakter şok dedim. Ben de Migros falan. Ya tamam şu espri yapmayacağım ya. Nasıl cevap vereceğimi bile bilmiyorum. Sayuri bunca zamandır bunu benden de saklı tutmuş olabilir. Ona düşünmememi cidden bu kadar çok mu istiyordu? Neden Sayuri? Ha? Neden bana bundan hiç bahsetmedin? Hay valla. Dostum olarak ihanete uğramış gibi hissediyorum. Bütün bunları bilseydim sana destek olmak için elinden geleni yapardım. Yapabileceğim çok fazla bir şey olmasa bile. Her günü senin için biraz daha güzel bir hale getirmek için biraz daha çabalardım. Arkadaşınım sonuçta. Tek yapman gereken şey bana bunu anlatmaktı. Beni hiç anlamıyorsun Vincentus. Sana bunları neden anlatmadım sanıyorsun? Çünkü sana bunları anlatsaydım daha önemli şeyler yapmaktansa benimle ilgilenerek boşa çaba sarf etmiş olurdun. Bunun ailesi falan. Aslında şöyle bir şey de var. Bizim de ailemiz var mı? Şimdi bir dakika. Bu ana karakterin yani Virsanktus'un ailesi var mı bilmiyorum. Sayrı'nın da ailesi var mı bilmiyorum da. Senin ailen varsa bir söyle la depresyonda olduğunu seni bir psikoloğa falan götürsünler. Ben önemsenmek istemiyorum. He. İnsanlar beni önemsemeye çalışınca bir tuhaf oldum. Delirmiş pula. Kim zaman iyi hissettim. Ama aynı zamanda kafama sopayla vurulmuş gibi hissediyorum. Çok komik. Gül sen gül. Manyak. Bu yüzden diğerleriyle arkadaş olmanı bu kadar çok istedim. Herkesin bir... Arkadaşım bana nasıl bir oyun önermiş lan? Nasıl bir oyun lan bu? Herkesin bir... Yani iyi oyun, tuhaf oyun, çocuk oyunu gibi bir şeylerle başladım. Şu anda bildiğin depresyon içerdi lan. Oyunun başında yazmış da zaten bu oyun kolay rahatsız edebilirler için bir şey, kötüdür gibi bir şeyler yazmıştı da. Herkesin birbiriyle iyi geçinmesine, mutlu olmasına yardımcı olmak benim için en iyi şey. Ama sonra başka bir şeyin de farkına vardım. Kulüptekilerle arkadaş olup onlara yakınlaştığını görünce kalbime bir mızrak saplanmış gibiyiz. Hoş ben seninle yakınlaştım. O da bir ayrı mesele de. İşte bu yüzden evrenin bana sadece işkence çektirmek istediğini anladım. Her yol acıdan başka bir şey çıkmıyor. Haklısın, seni anlamıyorum. Hislerini hiç anlamıyorum. Ama anlamama gerek yok. Acı çekmeden önleyecek şey neyse ben de onu yapacağım. Hayır bir Sanktus. Yapabileceğim bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yardımı dokunacak tek şey her şeyin eskisi gibi olması. Ama bencilce davrandım. Sana ne kadar rezil biri olduğumu gösterdim. Sarı'nın yüzünden aşağı gözyaşları süzülüyordu. Ha bak yine ağlıyor. Bencil olduğum için edebiyat kulübüne katılmanı sağladım. Yok tamam, ben sadece cupcake için geldim diye şey. Tamam, rahatlatacaksa seni, ben sadece cupcake için geldim, senin için değil. Belki böyle rahatlar bilmiyorum da çok da tuhaf bir yolu. Ve anlayamadığım bir şekilde kalbinin ağrımasıyla cezalı. İkide bir cezalandırıldım deyip durma ya.
Sen de şimdi buraya geldin ve senin de canının yanmasına sebep oldum. Şöyle cidden ben şaşkın. Şaşkınım, tuhafım yani. Nasıl bu kız hala? Ben zayıf ve bencil biriyim. Ben bu kadarım sadece. İşte bu yüzden bu cezaları kabulleneceğim. Çünkü her birini hak ediyorum. Manyadı bu iyice, bence hiç şey yapmayın bizi. Hiç düşünmeden bir kez daha Sayır'ın omuzlarını tutuyorum. Bu kez ona sıkıca sarılıyorum. Virsaktus, Sayori. Bencil olup olmaman umurumda değil. Beni kulübe katılmaya ikna ettiğin için gerçekten mutluyum. Her gün seni görmek her şeyi yeterince iyi kılıyor. Diğer herkes arkadaş olmuşsan da bu sadece fazladan bir getiri. Bu arada ekran şu an simsiyahlı. Ama lütfen sana ne kadar değer verdiğimi hafife alma. Başka türlü düşünmeni istemezdim zaten. Bir sanktus. Sayıyor bana sarılmıyor. Kolları bana sarmış olmama rağmen senin kolları hala iki yanında öylece duruyor. Kulağımın yanında ağlamaya başlıyor. Hayır, bunu bana yapma. Lütfen bunu yapma. Ve Sanctus, ben sayır hıçkırıklar arasında zar zor konuşabiliyor. Doğru şeyi yapıp yapmadığımı bilmiyorum. Ama tek istediğim şey onu önemsediğimi bilmesin. Madem kendine bencil demeye için el veriyor, benim de bencillik yapmamın sakıncası yok. Ne pahasına olursa olsun değişmesi gereken şeyi bulacağım. Bu hislerin yok olmasını sağlayacağım ve eğer yapmam gereken bir şey varsa söylesen iyi olur. Söylemezsen kızarım. Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Sayri nihayet hafifçe kollarıyla beni sarıyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Her şey çok korkutucu. Hislerimin hiçbirini anlamıyorum Yersankus. Sadece acı çektiğim zamanlarda bir şeyler hissediyorum. Ama bana sarılışın sıcacık. Bu da çok korku. Hayda. İyi bir şey yapmıyor musun? Ne yapıyorsun? Sayri beni bırakıyor. O beni bırakırken ben de onu bırakıyorum. Festival yarın, he, o da var. Evet, eğlenceli olacak değil mi? Evet, festivalin tamamını seninle geçirsem nasıl olur? Olur valla. Bunu ben istiyorum. Yemin ederim. O halde güzel olur. Evet, ben şu an valla tepki veremiyorum düzgün yani. Tuhafıma gitti bu kız nasıl depti. Yani. Monika deyin, Natsuki deyin, Yuri deyin, üçüne de kabul ederim de şunun depresyonda olması çok tuhaf. Sayarı gözlerini siliyor. Tüm günü burada geçirme imkanım olsa geçirirdim. Onca gün varken bir günü bir bugün işim. Eyvallah. Demiştim ben boş duralım diye ama. Belki de iptal. Hayır yapma. Lütfen yapma. Eğer yaparsan seni gerçekten affetmem. Ama yürü evime gelmek üzere en azından bize katılıp yardım etmek ister misin? Eğlenceli olur. Şaşırdı bir şekilde Sayarı başını salladı. Evet mi yapıyor böyle mi anlamadım. Üzgünüm ha böyle. Gelmem bugün benim için iyi bir şey olur mu bilmiyorum. Anlıyorsun değil mi? Bunu anlaması benim için biraz zor. Ama elimden geleni yapıyorum. Sorun değil. Bunu kafana takma o kadar. Yarın görüşürüz tamam mı? Pekala. Yarın dört gözle bekliyorum. Hadi bakalım. Sarıya veda edip evinden çıkıyorum. Geri dönerken yolda hala huzursuz hissettiğimi fark ediyorum. Ama yarın gelmek üzere olduğundan bu konuya kafa yormaya devam etmem zor. Vay be. Sahaya depresyonda çıktı bakın. Sayır haklı sanırım. Çok fazla endişelenmemeliyim. Yarın kesinlikle harika bir gün geçireceğiz ne de olsa. Beni bekleyen şeylere odaklanmalıyım. Evime yaklaşırken bana bir anlığına panik hissettiren bir şey görüyorum. Yuri. Ana, bu da böyle giymiş. Bu da tuhafıma gitti. Herkes böyle okul kıyafetinde görünce tabii. Şükürler olsun. Biraz erken geldim. Özür dilerim, evde değildim. Çok bekledin mi? Hayır, az önce geldim. Ama zili çaldığımda kimse cevap vermeyince çok telaşlandım. Bana mesaj atabilirdin. Bilseydim sana cevap yollar aceleyle eve gelirdim. Aa, sanırım haklısın. Nedense bunu düşünmedim. Bunu yapmak akla gelen ilk şey olmalı. Ama daha fazla üstelememeye karar veririm. Her neyse hadi içeri girelim. Bakıyorum da yanında pek çok şey getirmişsin. Bakayım hiçbir şey yok. Doğru. Peki sen almanı istediğim her şeyi alabildin mi? Benden bir şey mi istedin? Evet hemen hemen. En azından yanlış bir şey almadığımı umuyorum. Sorun olmayacağına eminim. Hadi bakalım. Yürüyü odama götür. Odada şöyle araya böyle televizyon sokuşturmuş gibi gözükmüyor mu? Vallahi araya böyle televizyon sıkıştırmış sanki. Yürüyün ilk yaptığı şey merakla etrafa bakmak oluyor ki bu da beni gibi. Lan müfettişmiş. Ne oğlum ne geziyor benim odam. Bu arada yatağım niye iki kişilik lan? Ona takıldım şimdi. Çok temiz. Sen gelmeden önce temiz. Çok düşünceli. Ne demek? Senin odan dağınıkken ağırlasan hep yok sanırdım. Yani temizlik yapmayı severim ben. Sana odanın temizliğine seve seve yardım ederdim. Bu çok da utanç verici.
Dur oraya bakma. Yönünü çekmecelerinden birini açmak üzere olan bileğini tutuyorum. Şey, özür dilerim. Her yere karıştırma Yuri. Çok şeysin. Nedense düşüncesizlik ettim. Dalmışım. Sorun değil, sorun değil. Yuri'nin bileğini bırakıyorum. Yuri iki elini de bir yere kaçmamalarını istermişçesine dizlerinin iki yönünde buluşturuyor. Şey ya, başlasak mı artık? Tabii. Yardım edebileceğin birkaç şey planladım. Dekorasyonlar ve ortam iyileşmeleri. Ortam iyileştirmeleri mi? Şey yani, ışıklandırmalar, aroma terapi mumları, o ne lan? Vay be, işleri bu kadar ileri götürmeyi planladım. Atmosfer. Elbette, bu konuklarımız uzak bir yere götürmeye yardımcı olmak istiyor. Gerçi birçoğu meraktan uğrayacaksın. ve cupcake'ler için belki, doğru. Senara vazgeçemeyecekleri bir tecrübe yaşatmaya kararlıyım. Helal olsun. Bu harika. Ne kadar ciddi biri olduğunu unutuyorum ya. Bu mu ciddi lan? Ciddi ha, yine utandı, üzül. Allah Allah, kafayı hiç. Lan niye herkes şöyle üzücü bir tepki veriyor? Biriniz de iyi anlayın şu şeyi ya. Bence bu durum en iyi böyle ifade edilir. Bu kötü bir şey mi? Hayır, hiç de bilmiyorum. Bu sevdiğim özelliklerinden hatta. Öyle mi? Öyle. Rahatladım. Biraz da sevindim. Evet, o kadar gergin olmana gerek. Biraz gevşeyebilirsin. Gevşemek için birkaç şey getirmek. Ne yapacaksın lan? Koluna iğne mi saplayacaksın? Öyle mi gevşiyorsun? Manyak. Şiir etki. Koluna iğne mi sap? Ne bileyim, gevşemek deyince böyle şey olursun ya sonradan. Sakinleştirici iğne. Şiir etkinliği için kullanacaktım onları. Hadi ya, ne gibi? Bakayım. Yürü çantasını karıştırıyor. İçinden birkaç adet mum, silindirik ahşap bir nesne çıkarıyor. Böyle bir şey herhalde. Buraya gelirken biraz alışveriş yapmıştım da o yüzden çantamda bunlar da var. Pencereyi siyah kağıtla kaplayıp odayı mumlarla aydınlatmayı düşünüyordum. Niye? Bence bu inanılmaz olurdu. Sence de öyle olmazdı bence. Hiç, ışık gelmez, onu biliyorum. Mumlar ışık verir de o da kötü, tuhaf olur. Evet, harika olur. O ahşap şey ne peki? O bu mu? Bu esanslar için bir koku yayıcı. O ne lan? Aroma terapi ile aran nasıl? Hiç aram yok. Aa, demek ki öyle. Bu olumlu bir atmosfer oluşturmak için en sevdiğim yöntemlerden biri. Ne atmosfermiş be. Seçtiğin esanslara veya bitkilere göre bulunduğun yerin havasını değiştirebilirsin. Yok, olmadı. Hatta havanın vücuduna nüfuz ettiğini bile hissedebilirsin. Sakin. Sen ne araştırıyorsun ya? Manyak mısın? Sakin işte, pozitif enerji, romantizm, derin düşünme. Neredeyse büyü gibi. Yuri silindir. Şuna silindir deyip duruyor ya. Yuri silindiri alıp en altındaki düğmeye basıyor. Kısa süre içinde silindirin üstündeki küçük delikten ince bir buhar hüzmesi yayılmaya başlıyor. Vay canına, harika kokuyor. Lavanta falan mı? Hangi esansı seçtin? Bu Yasemin esansı. Ha, ben şaka için demiştim ya lavantayı. Neyse, yaklaşmışım. Hafif tatlı ve çiçeğimsi kokuyor değil mi? Değil. Ben kokuyu almıyorum. Evet, güzel tanımladın. Etkinlik için Yasemin tercih ettim çünkü gevşeme hissinde daha fazla. Bence sakinleştirici yine en iyisiydi. Direkt böyle. Ulan ya. Yasemin duygularını harekete geçirir ve onların vücudunda dolaştığını hissetmeni sağlar. İçin kıpır kıpır olur ve kalp atışın daha da hızlanır. Sence de şiirlerimizi paylaşacağımız an için mükemmel olmaz mı bu? Bilmiyorum. Kulağa uygun geliyor. Ama bu konuda epey bir bilgili görünüyorsun. O yüzden sen ne dersen kabulü. O ne lan öyle? Yürü zarif bir şekilde gülümsüyor. Eğlendiği yüzünden okunuyor. Tekrar bu arada şimdi bizim karakterin odasını inceleme fırsatım oldu da. Çok da dağınık değil ama yeni toplamış gerçi. Yürü bir çıksan oradan, kontrol edeceğim. Şurada şimdi bilgisayarın klavyesi var, mouse'u var, bilgisayarın kendisi yok. Siyah ekran var. Belki şu bir dahaki sefere şu siyah ekranlarını da keserim ya, kötü gözüküyor olabilir. Tekrar çantasına uzanıp içinden birkaç makara, ince kurdele çıkarıyor. Bunlar ne için? Şey, almanı istediğim origami kağıdını aldım mı? Evet, şuraya koydum. Kağıdı origami yapmak için kullanmayacağız. Yapmak istediğim şey her kağıda farklı bir kelime yazmak. Yaklaşık 100 tanesini kağıt israfı değil mi lan bu? Hadi ya. Bunlar ne için kullanılacak? Kurdele parçaları kesip parçaları sınıfın girişine asacağım. Ardından kağıtları kurdelelere tutarak giriş için perde hazırlamış olacağız. Bu güzel olmaz mıydı? Bu aynı zamanda odanın yanında geçenlerin de dikkatini çeker. Merak edip içeri girenler olacak. Ha, bu bir bakıma meraklı insanları çekiyor, öyle yapıyor. Bu gerçekten yaratıcı bir fikir.
Bu konuda bu kadar iyi olabileceğini hiç düşünmemiştim yürü. Öyle mi? Yani sanırım biraz ciddileşebiliyorum senin dilinle. Uhuh. Nasıl gülüş lan? Uhuh. Yuri yanakları kızarmış bir şekilde kıkırdıyor. Bana böyle geliyor yoksa Yuri ikimiz baş başayken daha mı rahat? Evet, onu ben de fark ettim. Veya belki de sevdiği bir şeyi paylaşmanın verdiği heyecanın etkisidir bu. Şu tahta kalemini al ve Sanctus. İstediğin karakteri yazabilirsin. Kurdeleleri kesmeyi bitirdikten sonra sana yardım ederim. Aa, tamam. İkimiz de yere oturup işe koyuluyoruz. Her bir kağıda farklı bir karakter çiziyoruz. Kötü el yazıma rağmen olabildiğince iyi yazmaya çalışıyorum. Vallahi şu an hiçbir şey yapmıyoruz. Bakıyoruz böyle. Yürü kırmızı kurdele makarasından istediği uzunlukta bir parça belirliyor. Ardından bir kez daha çantasına elini sokuyor ve içinden bir cep bıçağı mı? Ne yapıyorsun lan sen cep bıçağı erkeği? He, herhalde kağıdı keseceksin de makas getireydin ya bari. Bıçağın tuhaf bir güzelliği var. Bıçağın gümüş kabzasına birbirine geçmiş dalgaların olduğu bir desen işlenmiş. Bıçağın yüzeyi hafif mavi tonda. Böyle sıradan bir cep bıçağı değil. Epey şık duruyor. Utan yürü kafası çift. Ne oldu? Garip olduğunu düşüneceksin. Yürü, seni yargılamak için hiçbir sebebim yok. Herkesin zevkin bıçak mı? Bıçakla nasıl bir zevkin olabilir? Koleksiyon mu yapıyor? Ne yapıyor yani? Bıçak koleksiyonu olan vardır yani. Google'dan ararsan belki bulurum da. Sen de mi öyle birisin bilmiyorum. Koleksiyoncu bir tip olabilir yani, biraz öyle kafası mı? Herkesin zevkleri farklı ne de olsa. Garip olmayacağına söz verirsen. Söz veriyorum. Pekala. Doğrusu bıçaklara ilgim var. Hadi buyur. Onlar çok güzeller. Elimde değil. Nasıl açıklanır bilmiyorum. El işçiliği ve tehlike hissinin birleşimi. Biraz manyak bu bence ya. Bence çaktırmadan biz bunu evden kovalım sonra. Ha, ne diyorum ben? Lütfen bu yüzden tuhaf olduğumu düşündüm. Bana gülüyorsun. Hayır, sana gülmüyorum. Ama harbi gülünecek bir şey değil. Yani gülünmeyecek bir şey değil, o ne ya öyle. Bunları paylaşırken bu kadar gerginleştirmen çok komikti. Bu şey ilginç bir ilgi alanı sana. Evet öyle. Ama bence sana yakışıyor. Bana yakışıyor mu? Evet, enteresan bir ilgi alanı. Ayrıca itiraf etmeliyim ki o bıçak bir hayli havalı duruyor. Evet, yani şimdi dediklerini gözümün önünde canlandırınca evet, öyle bir bıçak yiyor, karambit falan böyle. Gerçekten öyle değil mi? Bir kez daha sakin bir yüz ifadesiyle bakıyor. Makiste hayır. Olur, bir bakayım. Yürü bıçağı kabzası bana dönük bir şekilde dikkatlice uzatıyor. Bıçağı elimle alıyorum ve döndürüyorum. Oldukça ağır ve sağlam bir bıçak. Ay dur. Böyle bıçak nereden alınabilir ki? Hevallah. Keskinliğini merak ettiğinden işaret parmağımı bıçağın ucuna dokunuyorum. Elin kanayacak. Uf. Fırsatçısı, manyak mısın? Neden yaptın bunu? Canım istedi. Bu kadar ki... Allah'ım ya. Canım istedi. Manyak mısın ya? Bu kadar keskin olmasını beklemiyordum. Ucuna çok az dokunmuştum oysa ki. Benim suçum. Seni uyarmalıydım. Bu bıçak son derece... Hadi canım, şaka yapıyorsun. İnsan cildini kağıt gibi kesebilir. Sen o bıçağı harbi nereden aldın? Mafyozu falan mısın lan? Eyvah. Parmağımın kenarından aşağı küçük bir damla kan akıyor. Yürü elimi tutup yarama yakından bakıyor. Gözleri yarın üstünde ve telaşlandığı apaçık ortada. Midem bulandıysa hemen yıkayayım. Yüransın parmağım. O ne la? Bıçakla çok haşır neşir olmuş bu belli. Böyle bir fantazi artık deliren yapar. Midem bulandı, biliyor musun neyse. Okuyamıyorum. Siz okuyun işte, ne yapayım. Yürü. Bu hayatımda yaptım. Harbi ya, o ne lan öyle. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirim? Özür dilerim, özür dilerim. Evet, tuhaf bir şeydi ve şaşırdım. Ama yardım etmeye çalışıyordu değil mi? Hayır bence. Sen çok iyimser düşünüyorsun. Yürü, bence aşırı te... Tabii canım, ne önemi var ki? Yürü başını kaldırmıyor. Ya gün boyunca bunun etkisinden çıkamazsa? Pekala, bak şimdi. Bu aptalca bir şey olabilir ama yine de yapıyorum. Bıçak kendine saplıyor. Karşında ben de gidip yürüme... Bıçağı kendine saplasan daha iyi. Valla.
Bıçağı kendine saplasan daha sevinirdim. Tövbe estağfurullah. Ailecek fantaziliyiz, iyi mi? Tövbe ya. Ne var lan, ödeştik işte. Bunu yaptın mı cidden? Ya hissettiysen yapmışım demektir. Şimdi eşitlendik. Yürü, bana yanlış bir şey yapmışım gibi bu. Zaten yanlış. Bunun kötü bir fikir oldu. Yasemin esansın tatlı aroması olmasaydı eğer ortam epey gergin olurdu. Ne alakaysa. Çok bana diyene bak. Yanında bir tane kağıt gibi kesen bıçak, kağıt gibi kesen değil. İnsan vücudunu kağıt gibi kesen bıçak taşıyan ve de parmağımı yalayan bir nesi diyor bunu bana. Yürü, bana mı tuhaf diyor. Bana verebileceğim yani dedim. Yara bandı nerede? Gerek yok aslında, küçük bir kesik sadece. Bak, kanama durdu bile. Anlıyorum. Sevindim. Gerginlik çabucak geçti. İkimiz de kendi işlerimize geri döndük. Yunan bıçağının kurdeleyi havayı kesermiş gibi kesmesin. He, kurdeleyi kesiyor, anladık. O yüzden makas getireydin, öyle keseydin ya. Fantastik misin ya? Ben de o sırada yazı yazmaya devam ediyorum. Kağıtları kurdelelere tutturmayı bitirdikten sonra hepsi yan yana koyuyoruz. Beklediğimden daha iyi görünüyor. Bir kapı perdesi olarak çok etkileyici duracağına eminim. Harika görünüyor. Bunu iyi düşündün yürüyüm. Aa, teşekkürler. Bu internette gördüğüm bir şeydi. Bir sonraki göreve geçmeye hazır mısın? Evet, hadi yapalım. Aklımda ne var? Bir pankart yapmak istiyorum. Bu yüzden senden tablet boyaları almanı istedim. Aa, tabii ya. Yürünün almamı istediği şeylerden biri de tablet sulu boya setiydi. Her bir tableti koymak için içi su dolu 6 bardağa ihtiyacımız olacak. Zahmet olmazsa hepsini getirebilir misin? Tabii. İçi su dolu 6 bardak. Birazdan gelirim. Çok teşekkürler. Aa, suyu az doldurman yeterli. Bardakları çok doldurursan boya çok seyrekleşir. Bu da her şeyi biliyor. Yürünün tavsiyesine uyarak normal boyutlu bardaklar kullanmaktansa küçük banyo bardaklarını da kullanmaya karar veriyorum. Boyalar başka yere dökülmesin diye bardakları tepsiye koyuyorum ve odama getiriyorum. Yuri, öldün mü? Kendine saplamıştır bıçağı belki, bilmiyorum. Korkuyor mu bıçaktan, beni öyle kestiyse. Evet. İçeri girdiğinde Yuri elbisesinin yukarı kırılmış olan kolunu çabucak aşağı indirirken görüyor. Ne yapıyordun lan? Ha, hiç. Yüzün biraz kızarmış. Burası fazla mı sıcak? Yok, hiç de bile. Herhangi bir sorun yok. Boyaları karıştıralım hadi. Yürü çabucak elimden tepsiyi alıyor ve bir şey var sende, ama hadi bakalım. Sen de mi depresyondasın? İki depresyon haberi çok fazla benim için. Ve tabletleri paketlerinden çıkarıp bardaklara bırakıyor. Şimdi güzel görünecek basit bir şey yapmayı düşündüm. Pankartın üzerine renk geçişiyle kaplamak istiyorum. Şafak renklerinden başlayarak gün ortası ve ardından geceye kadar giderek boyalar kuruyunca pankartın üstüne ilham verici bir özdeyiş yazacağım. Pankartı sınıfın önündeki kürsünün arkasındaki duvara asabiliriz. Güzel. Pankartı ne yazacaksın? Sana sürpriz olsun, öylesi daha eğlenceli. Peki. Yürü, bana gülümsüyor. Madem öyle diyorsun. Pankart için kullanacağımız kağıdı açtıktan sonra birbirimize mani olmamak için karşı köşelerde dizlerimizin üstünde oturuyoruz. Yürü boyarken kılavuz görevi görmeleri için pankart kağıdının üstünde farklı renklerde noktalar da anlatıyor. Bu bana ilkokul anımsattı. Sulu boyayla pankart hazırlamak ilkokuldayken resim dersinde yaptığımız şeylere çok benziyor. Sakinleştirici bir şey. Çok çocukçaymış. Çok üzgünüm falan, özür dilediğim için de özür dilesene. Geçen bölümde bunu demiştim sanırım. Hayır, onu kastetmedim. Eğlenceli bir şey sadece. Evet, eğlenceli. Senin de öyle düşünmene sevindim. Yürü boyamayı kesip bir süre kendi kendine düşünüyor. Şahsen eğlenmek için çıkıp çılgınca şeyler yapmama gerek yok. Hatta genelde yapmak bile istemiyorum. Sadece başka bir dilde zaman geçirmeyi seviyorum. Gerekirse okumak gibi basit bir şey olsun, çok konuşmasak bile bir önemi yok. Sadece yanımda bir arkadaşımın olması her şeyi biraz daha güzel kılıyor. İyiymiş. Sana mutlu olmam için bu kadarı yeterli. Demek öyle. Yürüyle ben epey farkında olsak bile onun kastettiği şeyi anlayabiliyorum. Animeler ve oyunlar hakkında ben de aynı şeyi düşünüyorum. Tecrübe bir başkasıyla paylaşmak tek başına beni mutlu etmeye yetiyor. Doğru ya. Böyle ilgi alanını biriyle paylaşınca falan eğlenceli oluyor sanırım. Sanırım ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yuri zarifçe gülümsüyor. Anlayacağını biliyordum. Yuri kullanılmamış bir fırça almak için pankartın üzerine uzanıyor. Ama ben de onunla aynı zamanda hareket ettiğimden kafalarımız çarpıyor. Ay, özür dilerim.
Biri geriye iniyor, ben de şaşkınlıktan ellerimi kaldırıyorum. Teslim. Bir şeyin var mı? Hayır, yok. Sadece şaşırdım, hepsi bu. Özür dilerim, senden fırçayı uzatmanı rica etmeliydim. Senin suçun değil, yüzün. Yüreğinin yüzünde ve boyunda boya damlaları var. Yok yok. Yine kendi ten rengi var. Yüzünde bir şey mi var? Boya var. Evet, yanlışlıkla üzerine boya bulaştırmışım. Bari o boyayı şöyle çizeydiniz şöyle ya. Özür dilerim, bu tamamen benim hatam. Hemen bir havlu getireceğim. Aceleyle odadan çıkıp küçük bir havlu buluyorum ve sıcak suyla ıslatıyorum. Odama dönüp onun önünde dizlerime çöküyorum. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Tamam, bence biz burada bitirelim. Ben bakıyorum şimdi 30 dakikayı da geçmiş. Tam burada bitireyim ben böyle. Sırf gıcıklığına. Devam edecek şey gibi. Buraya mı koyacağım? Burada değil, bura olacak. Aynen, tamam. Öyle kurusun. Başyapıt gibi dur orada. Evet, bu bölüm çok şey yaşadık. Diyecek tek lafım bu yani. Acaba Natsuki'yi mi seçseydim, şimdi bir düşünüyorum da. Yok yok, Yuri daha iyi. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Diyeceğim bir şey yok ya. Neyse, kanala abone olmayı, like atmayı, isterseniz paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.